buradaki okullar netice itibariyle bütün dünyadaki insanları bir araya getiriyor. Birbirini tanımayan genç nesilleri bir araya getiriyor. İşte gençlik şölenleri yapılıyor. Bu şölenlerde bir araya gelmesi mümkün olmayan çocuklar bir araya geliyorlar. Ve o yaştalar ki bunlar şimdi lise yaşlarındalar, ortaokul lise yaşlarındalar. Bu insan ömrünün hiç unutamayacağı yaşlar. Çok fazla duygusallığın ön planda olduğu yaşlar. Bu yaşlarda yaşadıkları o güzellikler bütün hayatları boyunca tesir edecektir. Ve şuna inanıyorum ki, yani mesela Robert Koleji kuranların Cyrus Hamlin yani kitabını okudum. Orada diyor ki, Amerika'dan bağış toplarken insanlardan gelecekte Türk devrimini inşa edecek olan, kuracak, yapacak olan insanların beyinlerini biz burada diyor şimdi inşa ediyoruz. Burada, bu sevgiden, bu insanlığın o güzel numune örneklerinde gören, yaşayan ve etkilenen, böyle bu anlayışla yetişen gençlerin yarın ülkelerinin kaderlerinde, yönetim aşamalarına geldiklerinde mutlaka barıştan yana, insanlıktan yana, sevgiden yana, güzellikten yana tavır koyacaklardır. Bu Türkiye, yani dünyanın geleceği açısından çok güzel bir gelişme, ilahi bir gelişme netice itibarıyla. Çünkü bütün fiillerin netice itibarıyla sahibi Cenab-ı Allah'tır. Yani oyun kurucuların en büyüğü de O'dur. Bu böyle bir gelişmenin, güzel, ilahi bir gelişmenin altyapısı oluşturacaktır ve dünya barışına da mutlaka katkı yapacaktır.